Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Kayseri Özel Ölümü Hastanesi'nin ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kayseri Özel Ölümü Hastanesi'nde de güzel bir hediyem var. Bakın şimdi kaleme dikkat. Fenerbahçe'nin aydınlık geleceği gibi parlamaya başlıyor kalemimiz. <laughs> çok güzel. Sevgili Erşat hocama buradan selamlar olsun. Bütün Kayseri Özel Ölümü Hastanesi çalışanlarına selamlar olsun. Pek yakında 2024 yılında çok ilginç sürprizlerimiz olacak. Hocam ben de istiyorum ajandadan kalemlerden ben de istiyorum. Demeyin gidin muayene olun. Gidin hastanede işlem yapın. Hocam ben araştırdım kadın hastanesiymiş. Tamam kadın hastanesi ama farklı bölümleri de var. Benden söylemesi internet sitesine girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Hatta çok güzel bir zayıflama yeri de var da. Ben kendi kendime zayıflayabiliyorum inşallah diye düşünüyorum. Yoksa bir mide balonu <laughs> falan düşünüyorum. Mide botoksu, mide balonu tavsiye ederim kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim çünkü yurt dışından o kadar fazla gelen var ki arkadaşlar ama yakında dediğim gibi sürprizler olacak. golvar.com'un da sizlere sürprizleri olacak arkadaşlar. Diyor ki kendileri kanal büyüdükçe abone sayısı arttıkça sürprizlere açık olun. Biz de açığız bakalım. Yeni kalemim, yeni hocamdanla başladığım ilk videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Fenerbahçe'den 2023'ün en değerli galibiyeti. Arkadaşlar biz e, bu arada çok çok özür dileyerek bir hatırlatmada bulunayım. Sevgili Birtekin Yetiş abimize buradan selamlar olsun. Birtekin abi çok çok geçmiş olsun. Kendisi kalp krizi geçirmiş. Durumu iyiymiş. Benimle mesajlaştı, etti. Allah acil şifalar versin. Bütün büyüklerimin buradan ellerinden öpüyorum. E, geçen gün 73 yaşında bir abimiz vardı. Diyor ki ben diyor e, 73 yaşında emekli bir takipçinim diyor. Ellerinden öperim. Hiç formam olmadı mı dedi. Bir şey dedi ama Ayarlamaya çalışıyorum. Bazı kriterlere göre ayarlamaya çalışıyorum. Ama forma dağıtacak da olsam. Forma çekilişi ya da başka bir çekiliş yapacak da olsam. Mutlaka üyelere verebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü öbür türlü yasal olmuyor. Kulübümüzün şey, kanalımızın üstündeki kara bulutları biliyorsunuz. Üstümüzde bizle uğraşanları biliyorsunuz. Yasal olması için üyelere vermek gerekiyor. Hani karşılığında 15 liraya üye olmuş oluyorsunuz ya bir aylığına. O şekilde verebiliyorsun. Onda bir sıkıntı olmuyor ama normal abonelere dağıtamıyorsun. Bu başka bir şey oluyor arkadaşlar. Hani bunun yasal izniydi, çekilişiydi, şuydu buydu, çok sıkıntı oluyor. Bilginiz olsun. Hani burada kötü niyetli yapmıyoruz ya da 15 liraya tenezzül etmiyoruz merak etmeyin. Ama bu şekilde oluyor. Ben bilgilendirme yaparım. Sizler kanala abone olun yeter. Şimdi Fenerbahçemiz Spartak Tırnava karşısında bir galibiyet elde etti. Açık söyleyeyim e, hani Yazarların yorumlarını hiç dile getirmedim. Normalde Fenerbahçe'mizin kazandığı her maçtan sonra, hatta kaybettiği maçlardan sonra bile yazar yorumlarına dikkat ederim ama bu maçı almadım. Bu maç kriter değil, bu maç kıstas değil. Karşımızdaki takım tabiri caizse köy takımı. Yani Süper Lig'de yer alsa 20 takımın Süper Lig'in 20. sırasında yer alacak bir takım. Yani yanlış anlamı olmasın. Ben kimseyi küçük görmüyorum ama Burada Fenerbahçe'nin artısı şuydu. Eksisi şuydu demek mantıksız. Şivanski gol kaçırdı yüklenelim demek mantıksız. Şu bunu yaptı demek mantıksız. Burada sadece şunu doğru değerlendiriyorum. Batshuayi'nin oynamaması. Burada ben gideceğim ya da seni göndereceğiz kardeşim. Hani olabildiğince senden yaralanmak istemiyoruz mesajıdır. Ya da Ryan Kent'in oynamaması. Hani bu ikisinin oynamaması aslında iki tane %100 yolcuyu gösteriyor. Ya Mustafa Hoca'nın duyumları doğrudur, yanlıştır. Çok önemli değil. Mantığınızı yürü, yürütün. Şu anda hepimizin mantığına göre Kent ve Batu gitti değil mi arkadaşlar? Gidecek. Ha işte olay bu. Şimdi 2000 yani Fenerbahçe bu galibiyeti çok büyük şeyler kazandı. Neler kazandı? Bir kere 2023'ün en değerli galibiyeti arkadaşlar. Biliyor musunuz? Yani 4-0 yendik gelmesine skordan bağımsız olarak söylüyorum. UEFA Konferans Ligi'nde hem prestij oldu hem para açısından da değerli bir galibiyet oldu. 5 madde halinde 1. Tek maçta 36,5 milyon TL kazanıldı. Galibiyet için 500 bin euro. Son 16'ya kaldığı için 650 bin euro. Toplamda 1 milyon 150 bin euro. Arkadaşlar ee, playoff benim bildiğim bilgim dahilinde playoff aşamasını geçen takımlara 300 bin euro veriliyor. Yani burada eksiklik şu benim bilgime göre 300 bin euro daha yani 1 milyon 450 bin euroya geldi bu galibiyet. Benim bilgime göre. Ha, i̇kincisi playoff aşaması ertelenmiş oldu. 7-14 Mart'a kadar Fenerbahçe oynamayacak. Bu arada yani ligdeki rakibimiz Galatasaray iki tane fazladan maça çıkacak Avrupa'da. Yani sakatlayıcı dozajı yüksek e, zamanlar. Kış ayları. Şubat'ın ortaları. 3. Rakipleri daha rahat izleyebilecek. Hani son 16 turunda eşleşen takımları eşleştiğimiz için bu e, bu playoff'ta oynayacak takımları izleyip Güzel notlar alınabilir. Hani her takım izlenebilir. Dördüncüsü lige ve kupaya konsantre olacak Fenerbahçe. 83 gün boyunca Avrupa'da maç oynamayacağız. Bak 83 gün. Ve Ocak ay ortasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçlarına falan filan daha iyi hazırlanacak. BKO dönecek. Transferler yapılacak. Yani son 16 tur ilk maçının oynanacağı 7 Mart'a kadar iyileşip takımda dönecek. Ve birçok katkısı olacak. Bu Avrupa katkısı. Peki lige ne katkısı olacak? lige hiçbir katkısı olmayacak. Maalesef ligde bizi çok üzen, derinden yaralayan, sarsan çok gelişmeler oluyor. Mesela bugün sosyal medyada Ali Palabıyık'tan olay iddialar duyduk. Habertürk canlı yayınında çok ilginç açıklamalarda bulundu. İnanılmaz şeyler söylemiş arkadaşlar. TPP Başkanı bana dedi ki diyor hakem, hata yapan hakemler görevlerine devam etti ediyor. Ben gibi spesifik bir tane hata yapmış isimler Belki de başkan tarafından sevilmediğimiz için uzun süre dinlendirilmeye maruz kaldık diyor. Mehmet Büyükekşi ile birebir görüşme yaptık. Kendisi bana açık açık söyledi. Sana güvenmiyorum dedi diyor. Ben Mehmet Büyükekşi konusunda bir şey söyleyeyim. Mete Kalkavan'a düşmani hırs beslediği ve Mete Kalkavan'ı gelir gelmez kovacağım dediği iddiaları da vardı. Harbi kovdu da. Bahane gösterdi. Yani Türk hakemine böyle bir yaklaşımda bulunuyor diyor. İlk kez atamalara bu kadar. TFF'de son karar her zaman başkan tarafından veriliyor. MHK atamaları yapar. Bak biz yapay zeka biliyorduk ama yapay Galatasaray'mış atamaları yapan. MHK atamaları yapar. TFF'ye götürür. TFF imzasıyla basına hakemler açıklanır. Daha önce TFF'de başkanlık yapan bir ismin atamalara bu kadar müdahil olduğunu görmedim duymadım diyor. Tüm Türkiye'de infial yarattı bu olay. Sağlıkta, sporda, eğitimde yaşadığımız bu şiddetin önlenmesi en büyük arzumuz haline mutmel diyor. Son 2-3 gündür ee, TFF ile hakemler toplantı halindeydi. Bu toplantıdan maçlara çıkma kararı alındı. TFF'nin her türlü güvenceyi verdiğini duydum diyor. Herkesin beklentisi 2-3 hafta maçların oynanmaması şeklindeydi. Yo herkes bir hafta bekliyordum. Kimse böyle bir karar beklemiyordu. Siyasi liderlerin vermiş olduğu mesajlar bunda etkili oldu diye düşünüyorum diyor. Hani futbol devam etmesi gerekiyor maddi yatalı. Arkadaşım çok özür dilerim ama hani bilmem ne gibi devam etmek zorundalar. Çünkü hepsinin imzası var, hepsinin anlaşması var, maddiyat var. Büyük ekşi saldırıyı gerçekleştiren kişilerin aslında çok iyi bir insan olduğu yönde bir açıklaması oldu. TFF Başkanı çoğu hakeme mobbing yaptı. Bakın TFF Başkanı çoğu hakeme mobbing yaptı. Bana karşı takındıkları tavrı birçok hakeme karşı devam ettiriyorlar. Hakemlerin toplantıda büyük ekşiye biz size güvenmiyoruz dediğini duydum. Bakın hakemler büyük ekşiye biz size güvenmiyoruz demiş. İnanılır gibi değil. Bir şey söyleyeceğim. Yani liyakata güvenen işine hakkıyla yapmak isteyen bir kişi şöyle bir cümle duysa Herkes şapkayı kendi önüne koymalı. Biz ne gibi hatalar yaptık? Nasıl buraya geldik? Bunları düşünmeli. Bahsedilen spor programlarına neden müdahale edilmedi? İlla böyle bir olay mı yaşanması gerekiyordu müdahale için? TFF ve MHK kulüplerin maç sonrası yaptığı açıklamalardan sonra hakemlere büyük bir baskı uyguluyor. Sizinle göz teması bile kurmuyorlar. Hakem camiası içinde de bir grup bir gruplaşmaya sebebiyet veriyorlar. Herkesin hatalı olduğunu kabul ettiği bir pozisyondan sonra bile bazı arkadaşlarımız diğer hafta sonu maç alabiliyordu. Şimdi burada ne var? Herkesin hatalı oldu. Ben şunu söyleyeyim. Hiçbir hakem kazandığı paraya helal demesin. Süper Ligt'teki hiçbir hakem. Niye biliyor musunuz? Şu yüzden. Hata yapabilirsin. Yanlış görürsün. Yanlış sarıkat verirsin. Olabilir. Yanlış taç verebilirsin. Olabilir. Anlıktır. Bak. Bunların hepsi olabilir. Vara rağmen bir hakem yanlış yapıyorsa bu hakem art niyetlidir. Bu hakemin hiçbir kazandığı kuruş helal değildir. Biz tabi helali haramı çok önemseyen bir millet değiliz. Eğer öyle olsaydı kul hakkı yemenin domuz eti yemek kadar günah olduğunu bilirdik. Yani maalesef son zamanlarda gördüğüm kadarıyla milletimizde hani milletimiz derken koca ülkeyi kapsamıyor. Yani çevremdeki insanlardan bahsediyorum. Yani el alem millet deriz ya o manada söylüyorum. Ya e çevremdeki insanlara bakıyorum kul hakkı çok önemli bir şey değil ya. Yani ne olacak ya azıcık bronzlaşır çıkarız diyorlar. Neyse var kadrosu sıkıntılı. VAR sisteminin gelmesini çok istiyorduk. Türkiye'de kangren oldu. Günden güne problem artıyor. VAR hakemlerinin eğitim seviyelerini arttırmadığınız sürece bunu devam ettirmek zorundasınız. VAR kadrosu, sıkıntı son dönemdeki hatalar akıl almaz duruma geldi. Anlam veremiyoruz. Benim görev yaptığım sürede görüntü kalitesiyle ilgili sıkıntılar vardı. Sanırım şimdi düzeltmişler. Kornerlerde ceza sahasında 15-16 kişi var. Karar vermek kolay değil. VAR odası bir tünel, orada ışık yok. Acele bir şekilde karar vermeniz gerekiyor. Mehmet Büyükekşi hakemlikle alakalı yapılacak bir şeyle ilgili sürekli en ön sırada hakemlerin sorunları değil hatalarıyla ilgili de her daim müdahil oldu. Hakem atamalarına söz sahibi her zaman Mehmet Büyükekşi'dir. Bak burası çok sıkıntılı. <laughs> Şimdi yapay zekanın olduğuna dair Kur'an'ın üstüne el basıp yemin ediyorum Mehmet Büyükekşi. Hani hakemleri yapay zeka atıyor diye. Ancak burada ne diyor? Atamalar yapılır Mehmet Büyükekşi'nin masasına konulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi maça atar. Al sana yapay zeka. Bu yapay zeka değil, bu yapay Galatasaray. Mehmet Büyükekşi Galatasaray kongre üyesidir. Gaziantep Spor'da başkanlık yaptığı dönemde bile e, hedeflerinin ilk sırasına Galatasaray şampiyon yapmak koyan bir arkadaştır. Son yıllarda Galatasaray'ın Gaziantep'le maçlarına bakın arkadaşlar. Ne demek istediğimi çok daha rahat anlayacaksınız. Çok daha rahat. Anlatabiliyor muyum? Bir bunlara bakın. Ne demek istediğimi o zaman anlarsınız. Yani Galatasaray'ın mesela son 20 maçı, son 30 maçı, son 50 maçı. Bir bakın Gaziantep'te maçlarına. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ha, aynı istatistiğe sahip Akisar'ın şimdi esamesi okunmuyor. Aynı istatistiğe sahip Deniz'de şu anda kıvranıyor. Ya da aynı istatistiğe sahip falanca filanca takımlar evet, çıkmış durumda. Bakalım sonu ne olacak? Nereye gidecek? hep birlikte izleyeceğiz. Ahmet İbanoğlu iddiaların gerçekle alakası yok. İban'ın belli demiş. İban'ın belli ne lan? Soyadım belli demiş pardon. Eski hakemlerin iddialarına yanıt vermiş. Bir süredir yazılıp çiziliyor. Herkes konuşuyor. Ay yok. Bir süredir Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız. Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Ben inandım şahsen. Şu cümleyi duyunca inandım. Araya bir de birliğimizi bozamayacaklar falan gelirse ben kesin inanırım. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamandan açısından manidardır. Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan bak hizmet bunların cümle içerisinde kullandığı bir şey. Faal olarak görev yapan hakemlerimize rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemli rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreçte başlatılacaktır. Başlatmayacak. 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 Bak not edin. Sağa yazın. Sola yazın. Not edin. Ali Pala bu ilgili hiçbir işlem başlatmayacak. Başlatamayacak. Sebebini söyleyeyim mi? Sebebini söyleyeyim mi? Sebebini. Söylememe gerek yok. Şimdi hırsız da katil ortak işe çıkmışlar. Hırsız çalıyormuş katil de ev sahibini öldürüyormuş. Hırsız çalıyormuş katil ev sahibini öldürüyormuş. Gün gelmiş zaman dönmüş hırsızla katil tartışmışlar. Araları açılmış. Katile diyorlarmış ki ya git de hırsızın boyasını meydana dök. Katille hani böyle diyorlar hırsızla da aynısını diyorlarmış. Git katilin boyasını meydana dök. İkisi de diyormuş ki yok ya ben tartıştım ama iyi adamdır kendisi. Yani ben tartıştım tartışmasın ama iyi adamdır kendisi. Sonra bakmış olacağı yok demeye başlamış ki ben o hırsızla ilgili işte ben o katiline ilgili hukuki süreci başlatacağım. Siz görün bakın başlatacağım deyip zaman kazanmış. Fıkra bu kadar. Ali Koç ve kulüp başkanlarından Meler'e geçmiş olsun ziyareti. Fıkra'yı anladınız değil mi arkadaşlar? Yok hocam bizim kafa o kadar basmıyor. Max GS'ye sizin kafa basar? Şimdi asıl fıkra burada geliyor. Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bakın hangi sıfat? Kulüpler Birliği Vakfı. Hani Atatürkçü sıfatıyla gitmiyor yer. Yani oraya Koç Holding CEO'su sıfatıyla gitmiyor. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı adı altında gidiyor. Ankara gücü baş, eski başkanı Faruk Kocanın saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu. Kulüpler Birliği Vakfı, Vakfı Başkanı Ali Koç bazı kulüp başkanlarıyla birlikte gitti arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bir Galatasaraylı diyor ki al bak diyor Ali Koç diyor şimdiden hakemleri ayarlamaya başlamış. Şimdi kişi yine ben bir hikaye anlatayım size. İki tane görme engelli üzüm yiyorlarmış bir kaptan. Yiyenlerden biri diğerinin eline vurmuş. Demiş ki ikişer tane yeme demiş. Ulan demiş sen de benim gibi görme engelli değil misin? İkişer tane mi nereden gördün demiş. Kendimden demiş. Adam kendinden biliyor. Kendi de aynısını yaptığı için. Bilmem anlatabildim mi? Sabah saatlerinde Meyler ikamet etki Pamucak tur sitesine gelen koç ve kulüp başkanları Halil Umut Meler ve ailesiyle bir araya geldi. Meler'e geçmiş olsun dediklerini ileten Ali Koç ziyaretin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Arkadaşlar bu açıklamadan ben şunu anladım. Kısaca şunu anladım. Halil Umut Meler hakemliği bırakmış. Kesin olarak bırakmış. Ben bu açıklamadan bunu anladım. Hani bir daha da bu işi yapmak istemiyor. Ee, ya bu işin zirvesidir. Bugüne kadar 500 tane takımın hakkını ye ya da 1000 tane hakkı, hak et, takımın hakkını ye hiç fark etmez. 1000 kişiyi haksız yere at, 1000 tane yanlış penaltı ver hiç önemli değil. Şu olaydan sonra herkes seni ak pak içinde hatırlayacak. Ne gerek var kariyerini kirletmeye? Hani Müslüman'ın haccı gibi Teşbihte hata olmasın? Hacla ilgili bir şey vardır hani hakkıyla yapan, hakkıyla yapan ama bak hakkıyla yapan. Oraya çalma parayla gidenden bahsetmiyor. Oraya kul hakkı parasıyla gidenden bahsetmiyor. Oraya işte selfie çekinmeye gidenden bahsetmiyor. Ya da oraya gidip de işte mesaj yollayan falan filan başka bir şey demek istemiyorum. Hakkıyla yapan anasından doğmuş gibi tertemizdir diyor ya. Hakem de şu anda Halil Umut tertemiz. Türk kamuoyuna göre. Ben Halil Umut Meder'in yerinde olsam asla ve asla ve asla hakemliğe dönmezdim. Asla ulan herkes seni temiz bir hakim olarak adlandıracak. Sesi çıkartma, kes. Bitti. Ali Koç diyor ki bu ziyaretin reklam olmaz. Şimdi bir de kameralar önünde gidiyor. Gideceği belli, Kulüpler Birliği Vakfı adına gideceği belli. Bütün kulüplerin haberi var. Bu gizli ziyaret olmuyor. Hani bir gün Ali Koç Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olarak TFF'ye gittiğinde bakıyor ki yerden Timur lan, Özbek orada. Siz ne geziyorsunuz burada diyor. Ben, ben Fenerbahçe Başkanı olarak gelmedim. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak geldim. Siz hangi sıfatla geldiniz diyor. Onlarda da biz maç ayarlayacaktık. şey, halı saha maç ayarlayacaktık diyor. Ona geldik diyorlar. bunun gibi değil. Karıştırmayın. Ali Koç diyor ki bu ziyaretin reklamı olmaz. Kendisine geçmiş olsun dedik. Ailesiyle tanıştık. Halil Umutmeler'in her geçen gün sağlık durumu daha iyiye gidecektir. Hocamızın moralini iyi bulduk. Şimdi çıkacak mı çıkmayacak mı sorusu geliyor. Ben buradan anladım. Bence zamanı gelince doğru kararı verecektir. Kolay değil. Olayın ardından birkaç gün geçti. Bu işin ilacı da zaman eminim sağlıklı kararı verecektir diyor. Ben Ali Koç'u tanıyan birisi olarak söylüyorum. Ali Koç'un bütün cümlelerindeki sihirli kelimeleri alırım. Bilirim. Hani diyor ki şimdi kararı çıkmama yönünde ama zamanla değiştirebilir. Biz de bunu bekliyoruz diyor. Herkesin işine yani herkesin hayatına kimse karışamaz diyor. Mesela ben bu şekil giyinirim. Ali Umut Beyler o şekil giyinir diyor. O yüzden halli devam etmeyecek diyor. Şimdi Süper Lig hakemleri de TFF arasında bir anlaşma yapıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bunu e, Sports Dijital kaynaklı bir yerde gördük. Şöyle bir metin arkadaşlar. Hatta biraz daha büyütün. Ben bunu okuyacağım merak etmeyin arkadaşlar. Ben bunu maddeleri tek tek okuyacağım. Şöyle görün diye yapıyorum. Bilgilerinize saygılarımızı arz ederiz. 15-12-2023 Süper Lig var hakemleri. Diğer hakemler çöpçü sanki. Süper hakemleri sahalara geri dönüş için TFF'ye verilmek üzere 7 maddelik bir manifesto hazırladı. Yani 7 maddelik manifesto hazırladı. 1. Müsabakalarda stadyum ve seyahat süresince fiziki güvenliğin sağlanmasını rica ediyoruz. Bu şöyle olur. Mesela Kayseri'le Abdülkadir Bitigen. Neyi yönetecek? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçını yönetecek. İstanbul'a gidecek. Abdülkadir Bitigen evinden çıktığı anda bir tane polis yanına oturacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz kimsiniz? Ben polis. Sen kimsin? Ben Abdülkadir Bitigen. Hadi gidiyoruz. Uçağa gidecekler. Abdülkadir Bitigen'in çişi gelecek tabii. Tuvalete gidecek. Polis de ondan gidecek. Bir polis yetmez. Bir tane de bayan polis olsun. Ne olur ne olmaz. Bir erkek bir bayan polis. Bir kadın polis pardon. Bayan deyince kızıyorlar. Bir erkek bir kadın polis. Tuvalete gittiğinde erkek polis içeri girecek. Kabinin içine değil. Kadın polis kapıda bekleyecek. Sonra tekrar uçağa binecekler. Sonra uçakta giderken Ali Mutmeler ortada, sağında kadın, solunda erkek polis. Ali Mutmeler dinlemek isteyecek, polis diyecek ki: "Hemşerim, nasıl gidiyor? Bu hakem işleri nasıl oluyor? Kırmızı kart gösterirken zorlanıyorsun falan." Dinleneceğim ben diyecek. "Tamam sen dinlen de nasıl gösteriyorsun falan." diyecek. Muhabbete girecekler falan. Neyse. Maça gidecekler, uçaktan indiler, otele girdiler. Ayrı bir polis Erkek olduğu için ona ayrı bir oda. Kadın polise ayrı bir oda. Halimütmeleri ayrı bir oda. Her şeyde 3 tane oda tutulacak. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Güvenlik böyle sağlanır. Ne yapacaksın? Duvarlarla mı koruyacaksın? Himmetlerle mi koruyacaksın? O, o şekilde şampiyon yapılıyorlardı. Pardon. Hani bu şekilde olacak. Güvenlik. Fiziki güvenliğin sağlanmasını rica ediyoruz. Bu yani fiziki güvenlik böyle sağlanır. Anlatabiliyor muyum? Stadyum seyahat süresince. Stadyuma girerken çıkarken. Evine kadar bırakacaklar. En son evine bırakırken teyzeme selam söyle falan diyecekler. Polisler evine gidecek. 2. Lig fark etmeksizin özellikle alt liglerde görev alan hakemler için herhangi bir şiddet veya darp olayında federasyonun hukuk ve sağlık alanında hakemlerin yanında sorumluluk alması ve bunu talimatlara girmesini rica ediyoruz. Yani bu şu demek özellikle alt liglerde hakemler çok fazla sıkıntı yaşıyor. Sağlığına bir şey olursa sağlık, haklarına bir şey olsa hukuk alanında yardım istiyor. 3. Disiplin talimatında hakemlere karşılık işlenen suçlarda ve maç sonu açıklamalarında tekrarlanan cezaların katlanarak arttırılması şeklinde düzenleme yapılmasını dilece ediyoruz. Rica ediyoruz. Bak hakemlere karşı işlenen suçlarda maç sonu açıklamalarında. Yani maç bitti. Mustafa Hoca'nın sarı bir tişörtü var. Fenerbahçe'den almış. Üstünde Fenerbahçe logosu var. Demek yasak olsun diyor. Oldu canım. Oldu. Milyonların hakkını çalın milyonların hakkını yiyin kimse sizi eleştirmesin. Allah mısınız lan siz? Siz Allah mısınız? Ne bu? Ne bu? Kendinizi kusursuz mu zannediyorsunuz? İnsanlar tabii ki de eleştirecek. Televizyon programları. Ben televizyon programlarına diyorum ki azıcık omurgalıysanız daha beter hakem eleştirin şimdi. Şimdi daha beter eleştirin. Bu kararı niye verdin diye eleştirin. Lan Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçında iyi ki Fenerbahçe kazandı. Penaltı oluyor. 2,5-3 metreden görüyor kör gözünü sevdiğim vermiyor. Vardan veriyor. Beşiktaş'ın penaltı pozisyonu oluyor. Yaklaşık 26 metreden şak penaltı. Buna sen neyle neyle açıklama yapacaksın? Bunu neyle açıklayacaksın bana? Ben bu hakeme ne diye Hakemler de insandır. Hata yapabilir. Özellikle Fenerbahçe aleyhine çok fazla hata yapabilirler. İnsani duygular. Hayır. Onun kitaptaki yeri haksızlıktır. Adaletsizliktir. Kollamadır tuttuğun takımı kollamadır. Ulan hele ki var karıştı Tayfur Bingöl'ün olayına. Normalde karışmaması gerekiyor. Maç bitecek. Biz bir buçuk iki haftadır şu türküyü dinleyecektik. Fener hakemle kazandı. Bak Tayfur orada haksız kırmızı yedi. Fener hakemle kazandı. Tayfur o kırmızıyı yemeseydi Beşiktaş çevirirdi maçı. He? Bir tane hesap etti şutları vardı yine de maçı diyeceklerdi. İçinde bulunduğunuz çukurun bir farkına varın. Bugün yumruk yediniz. Bak hakem olarak bugün yumruk yediniz. Kimse tasvip etmiyor. Ya yarın bir gün herkes tasvip ederse? Ya yarın bir gün içinde bak. Arkadaş sarı öküzün hikayesini biliyorsunuz. Sarı öküzü vermeyecektik diyor ya. Bak bu ülkede çok sarı öküz olayı oldu. Mesela öğretmenlerin itibarı zedelendi. Bir milli eğitim bakanı çıktı dedi ki velimi üzeni ben de üzerim dedi. O gün öğretmenliğin bütün her şeyi bitti. O günden sonra toplumun nazarında öğretmen sadece Sınıfa girip çıkan, boş, beleş, hiçbir iş yapmayan, yatan, uyuyan, para kazanan bir insan olarak adlandırıldı. Avukatlar güldü. Polisler güldü. Diğer memurlar güldü. Biz şunu söyledik. Gülmeyin. Bu olayda sarı öküz biz olduk. Ama siz de siyah öküzsünüz. Siz de benekli öküzsünüz dedik. Teşbih olarak. Sonra ne oldu? Avukatlar bir olay yaşadı. Bütün hepsi şeylere gerek ya mahkemelere... Adliye sahillerine girerken üstleri aranacak oldu. Bilmem GBT soruşturması oldu. Şu oldu bu oldu. Bitmedi. Doktorlar, hekimler, hemşireler hepsi alay etti. Öğretmenlere güldü geçti. Şimdi ben size soruyorum. En son ne zaman doktora şiddet oldu? Hocam yakın zamanda oldu. En son ne zaman polisten alay edildi? Polise şiddet oldu. Hocam bir buçuk hafta oluyor. Polisi tokatladılar dövdüler. Şimdi bana söyleyin bakalım. Bu hikayede yanan kim oldu? Ama görevliler oldu orada öğretmene gülerse burada başına bu Şimdi polis arkadaşlara ben şunu soruyorum. Aldığınız maaş bir dönem doktor maaşından aynı değil miydi? Yakın değil miydi? Şimdi ne kadar alıyorsunuz? Gülün gülün. Biz memurlar olarak biz kamu görevlileri olarak birbirimizin arkasından gülelim de daha başımıza çok gelecek var. Birlik olmayalım da. Lan bir hakem yumruk yedi. Ülkede futbol maçları ertelendi. Milyon euroluk maçlar ertelendi. Lan şehit oluyor lan polis şehit oluyor Do yani polis şehit oluyor asker şehit oluyor doktor öğretmen şehit oluyor ya Aybüke Yalçın'ın ne suçu vardı ya? Ya beni burada kızdırtmayın beni burada konuşturmayın ya beni burada konuşturmayın ya ne, ne suçu vardı bunların bu insanların ne suçu vardı? Orada öğretmen şehit edildiğinde bir gün okullar kapatıldı mı? Demek ki bir öğretmenin şehit edilen bir öğretmenin bir doktorun bir polisin bir güvenlik görevlisinin bir hakem kadar değeri yok. Üstelik öğretmen milyonlarca kişinin hakkını yiyordu. Orada eğitmek için oradaydı. Anasından babasından memleketinden ayrılmış oradaydı. Bir asker milleti korumak için, vatanını milletini korumak için oradaydı. Bu insanlar şehit olurken hiç mi önemi yoktu? Ben üzülmüyorum. Vallahi de halil umutmelere üzülmüyorum. Billahi de üzülmüyorum. Benim üzüldüğüm çok fazla şey var. 30 saniye bile sürmeyen kısa kesitlerle haberi sunulan şehitler var. Ya ben böyle bir insanım. Yanlış anlamayın. Beni nasıl tanıdınız? nasıl adlandırdığınız önemli değil. Kafa tasçı, faşist, şu bu. İstediğiniz cümlelerle adlandırabilirsiniz. Ben ben bu milletin aşığıyım. Ben vatanın aşığıyım. İstediğiniz cümleyle adlandırın. O sizin karakterinize bağlı. Nasıl yaşıyorsanız öyle değerlendirin. Ben eğriye eğri doğruya doğru demediğim gün beni takipten çıkın. Çünkü bozulmuşumdur. Kanıma bir şey karışmıştır. Domuz eti falan karıştırmışlardır. Harbi söylüyorum. O yüzden umursamıyorum. Neyse şu maddeleri bitireyim. Videoyu da uzattım kusuruma bakmayın. Dördüncü eğitim seminerler hakemlerin eğitimi için en değerli yerlerdir. Bu kadar kaliteli ve değerli eğitmenlerimizin olduğu yerde maalesef son seminerlerden tüm hakemler kafası karışık ayrılmaktadır. Konuyla alakalı gerekli takibin ve düzenlemenin yapılmasını rica ediyoruz. Eğitimde semineri veren kişi şunu demeli. Maç oynanıyor. İşte tabirleri vardır bunun arkadaşlar. Hani herkesin anlayacağı tabirle konuşurum. Yoksa bunun tabiri vardır. Hücum yapan takımın işte hücum oyuncusu falan filan diye anlatırlar. Uzun uzadı ya detaylı olarak. Fenerbahçe futbolcusu koşuyor. Yanında da rakip takımın oyuncusu. Elinden tuttu, çekti, düşüremedi. Bir daha tuttu, çekti, düşüremedi. En sonuncuda da tuttu, çekti, düşürdü. Buna sarı kartla adlandırırsın. Hani ihtar falan filan diye uyar şeyi var bunun. Hakeme döndü. Hakeme sarı kart için hayırdır lan dedi. Direkt kırmızı kart çıkartırsın. Oradaki sihirli sözcük lan kelimesidir der. Anlatır. Bu eğitmenler o kadar Galatasaray şampiyon yapmak isteyen eğitmenler ki verdikleri pozisyonların hiçbirinde Galatasaray lehine hata yok. Galatasaray lehindeki pozisyonları gösterip bak buna niye böyle yapıyoruz? Hiçbirinde Fenerbahçe'nin aleyhine yapılan hatalar yok. Bir iki tane lehine yapılan hatayı koymuş. Hakemler de diyor ki ulan diyor, bu maçı ben de izledim. Fenerbahçe'nin maçını hiç her hakem izliyordur. Eminim ben her Süper Lig hakem Fenerbahçe'nin maçını izliyordur. Adam diyor ki ulan ben bu maçı izledim. Öyle bir şey yok hani bir sıkıntı var. Neyse. 5 kulüp başkan ve yöneticilerine federasyon başkan ve yöneticileriyle yapılan hakem pazarlıkları iddiasının ivedilikle gerçek dışı olduğuna dair yazılı bir açıktan bak. Federasyon başkan yöneticileriyle hakem pazarlıkları kulüp başkanlarını. Zaten bu şimdiye kadar yalanlanmadıysa gerçektir. Demek ki kulüp başkanları hakemlerle pazarlık yapıyorlar bu maça atayın diye. Bak hakemler nelerden rahatsızmış. Biz daha bunları hiç dile getirmiyorduk. 6 kulüpler birliği toplantısı sonrası futbol iklimini bozduğu olayların bu noktaya geldiği şeklinde iddia edilen olaylar için resmi soruşturma. Ben size söyleyeyim geçen sene açılması lazım o resmi soruşturmanın. Devletin kontrolündeki ligi oynatmayız tehdidine devletin yanıt vermesi lazımdı. Sen kimsin lan demesi lazımdı. Düşünsene ben öyle bir şey yapacağım ki diyor elemanın biri okullar kapanacak diyor. Ve devletin hiçbir yetkilisi de bu arkadaşa engel olmuyor. Hocam izliyorlardır. Nasıl izliyorlardır? Bakalım bu patlatacak mı? Bomba mı atacak? Virüs mü yayacak? Onu izliyorlardır. Şu cümleyi kurduğu anda toplayacaksın. Bak önleyici olacaksın. Rehberlikte de bu vardır. Önleyici rehberlik vardır. Sen devletsin. Önleyici devletsin. Sen bomba patlatılmadan önlemek zorundasın. Bir saniyelik hata yüzünden binlerce kişi ölebilir. Ya da milyonlarca çocuk ölebilir. Yani eğer bu okullarına ilgili böyle bir şey. Sen gel bakalım buraya. Savaşsa savaş ne demek bu cümle? O cümleyi kurduğu anda normal bir devlette, normal bir şeyde futbol ikliminden bahsediyorum. O adama soruşturma açarlardı. Sen bu cümleyi nasıl kurarsın? Ne demek ligi bitirmeyiz? Ne yapacaksın? Sahanın ortasına bomba mı koyacaksın? Fenerbahçe stadına bomba mı yerleştireceksin? Atıyorum Fenerbahçe senden puan olarak öne geçti. Maçı kazanmasın ya hakemi mi öldüreceksin? Ne yapacaksın deyip günlerce soruşturma yapması lazımdı. Ondan sonra bak bakalım iklim nasıl düzeliyor. Ya şimdi hakeme söven de, döven de, vuran da, kıran da hepsi serbest. Yok hocam hakemi döven serbest değil. Böyle diyorsanız öyledir. Yedinci ve son olarak spor programları hakkında Rütük ile istişare edilerek somut adımların atılmasını rica ediyoruz demiş. Spor Dijital'in özel haberi. Ben de Türk Spor Kamuoyuna diyorum ki biz de hakemlerin bir takıma tapar gibi değil adaleti sağlamak için maç yönetmesini istiyoruz. En doğal hakkımız. Ben Halil Umut Meler'in ya da başka bir hakemin hiçbir akrabasına ya da kendine küfür etmek istemiyorum. Ya da beddua etmek istemiyorum. Ya da şu olsun bu olsun demek istemiyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın demek de istemiyorum. Maç bittiği zaman tamam ufak tefek hataları var ama elinden geleni yaptı demek istiyorum. Ben bunu diyebilecek karakterde şerefte bir insanım. Fenerbahçeliyim çok şükür. Yani çok şükür Fenerbahçeliyim. Tayfur Bingöl'ün yediği kırmızı karta çıkıp da bu kırmızı değil yanlış karar diyebilecek karakterde bir insanım. Ha başka takımlar. Tayfur Bingöl kırmızı yemiş. Yiyecek tabii. Hak etti. Yapmasaydı. Son adam. Hakem yorumudur. Değerlendirme. Deyip kıvırabilir. Ama ben kıvırmam. Aynısı benim futbolcuma gösterildiği zaman ne tepki verdiysem onda da aynısını veririm. Yalnız şu konuda bir bilgilendirme yapayım. Güç kimin eline geçerse adaleti o belirlemesin. Ne olur? Adalet sabit olsun. Güç değişse de adalet aynı işlesin. Kurallar herkese göre eşit olsun. Tek isteğimiz İnşallah kimseyi kırmadan, incitmeden bu videoyu çekebilmişimdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Bu videoyu beğenip ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp da destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.